arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir etek çalışması yapacağız. Önümüzdeki bahar günlerine hazırlıklı cıvıl cıvıl renkleri kullanmak istedim. Şöyle bel kısmından başlıyorum ve modelimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Modelimiz sadece iki sıranın tekrarından oluşmakta. Bakınız, bir sırada bu yeşil sıramızı uyguladım. İkinci sırasında sarı ve daha sonrasında aynı renklerle uygulayarak eteğimizi tamamladım. Evet, bel kısmından eteğimizi örmeye başlamadan önce hemen uzunluğunun ölçüsüne bakalım. 1-1,5 yaşlarındaki çocuklarımız, hatta 2 yaşındaki çocuklarımıza da rahatlıkla olabilecek bir etek. 28 santim eteğimizin uzunluğu. Belinin ölçüsüne bakalım. Belimizin ölçüsü ise şöyle, etek kısmından hemen başlayalım. 23 santim belimizin uzunluğu. Tabi istediğimiz yaş grubu için dilediğimiz kadar büyütebiliriz. Kanalımıza abone olup bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Evet, hemen kolay gelsin diyerek eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Minik prenseslerimizi kartopu Baby One ve Nako Elite Baby kullanarak güzel bir etek çalışması yapmak istiyorum. Her iki ipimi de daha öncesinde kullanmıştım. Çok sevdiğim bir sarı, bu elimdeki sarı. Şöyle bakalım, 100 gram ve 250 metre anti-peeling özelliği olan çok hoş bir ip. Renk numarası ise 1338. Şöyle güzel, dolgunca bir ip. Diğer ise yeşilim, Nako'nun Elite Baby'si. Bu da diğer ipim gibi biraz dolgunca bir ip, hoş bir ip. Fakat kenar bandını kaybetmişim ama Nako'nun Elite Baby'si zaten bir tek bu tonda, hani farklı tonları yok. Tonu sadece budur. Evet, zincirimizi çekerek hemen sarı ipimizde örmeye başlayalım. Şöyle güzel bir etek çalışması olacak. Umarım beğenirsiniz. Ben içeriden alıyorum ipimi. Şu şekilde çok rahat örüyorum. Tabi alışkanlıklarınızı devam ettirin. Nereden örmek istiyorsanız oradan örmeye devam edebilirsiniz. İpimin ucunu alıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Tabi tığ numaram ise, tığımı belki artık tanıyorsunuzdur. Daha önceden izleyen arkadaşlarım varsa bu 2,5 numara. Ben daha kalınla örmeyi tercih ediyorum. Arkadaşlarımızdan genel istek üzerine bu 2,5 numarayla örmeye başladım. Umarım gönlünüzce oluyordur. Tabi dileyen arkadaşlarım elinin sıklığına ve gevşekliğine göre 3 ve 3,5 numaralı tığlarımızı da tercih edebilirler. Hemen zincirimizi çekerek eteğimizi örmeye başlayalım. Düğümümü atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane zincirimi çekiyorum. 15 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4. zincir yuvasının içerisine geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir yuvasına geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve sıradan zincirlerimi birer birer örerek ilerliyorum. Birimizin lastik kısmını bu şekilde örmeye başlıyoruz. Birer birer, bakınız, ikili trabzan şeklinde sıramızı tamamlayalım. İpimi yarım almak istemiyorum. Yarım olduğunda hemen düzeltelim. Ve en son zincirime batarak son trabzanımı da örüyorum. Birinci sıramı, lastiğimi bu şekilde tamamladım. 1-2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. 2 zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen bu tepe noktası, bakınız. Şuradaki minik gözlerimiz var, bakın. Alttaki ana gövde değil, şu yukarıdaki minik gövdemiz. Hemen o minik gövdenin kenarından giriyorum, bir kenarından, diğerinden çıkıyorum ve trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanın yine minik gözlerinden girerek trabzanımı örüyorum. Tekrar aynı işlemi yaparak sıramın başına kadar geliyorum. Evet, en son trabzanımızın üzerine ise tam tepe noktasına gelerek batıyorum. Tepe noktasına ikili trabzan olarak örüyorum. ve üzerine 2 tane zincirimizi çekiyoruz ve arka yönünü çeviriyoruz. Bakınız şu şekilde elastiğimizin birinci trabzan ve ikinci trabzanını ördüm. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Tekrar minik gözlerin içerisinden giriyoruz. Bu kez ama arkadan giriyorum. Diğer gözün içerisine şu şekilde batıyorum ve trabzanımı alarak örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Ardından giriyorum. Aynı işlemimi yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. Her bir trabzanımı birer birer örüyorum. Bakınız. Bir sıra ardından giriyoruz. Bir sıra yandan. Hep çıkıntıları aynı yöne düşürmek istiyoruz. Ve devam ediyorum. Üçüncü sıramızı ardından girerek ördüm. Trabzanımı sonuna doğru gelmekteyiz. Ve en son trabzanıma geldim. Son trabzanımı tığımın başında oluyorum. Tepe noktasına batıyorum. Ve bu şekilde 3 sıramızı ördük. Şimdi 4. sırama başlıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen bu minik gözlerin içerisinden giriyorum. Bu kez yandan. Bir sıra yandan, bir sıra arkadan, bir sıra yandan, bir sıra arkadan. Dilediğimiz ölçü olana kadar örüyoruz. Yani kabartılar hep diğer tarafta kalacak. Yandan bakın. Minik gözlerin içerisinden. Trabzanımın sonuna kadar geldim. En son trabzanıma yine düz bir şekilde batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız lastiğimiz çok şık oldu. Tığımın başını dolayarak bu kez ardından girerek örüyorum. Ardından minik gözlerin içerisindeyim. Ana gövdeye geçmiyorum. Minik gözlerin içerisinden hemen etrafından. Evet, bu şekilde dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Yeterli ölçü olana kadar lastiğimizi örerek tamamladım. Şöyle sayalım bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 ve 2 sıra üst üste düz ördüm bakınız. Burası düğmemizi dikeceğimiz yer olacak. Şimdi bir de santim olarak ölçüsüne bakalım. Daha net sonuca ulaşalım. Şöyle 1 santimden tutuyorum ve diğer uca kadar 44 santim eteğimizin lastik kısmı. Şimdi eteğimizi şöyle birleştirme işlemini yapalım. Bakınız bu kısım altta kalacak. Şu düz olarak bitirdiğimiz yer altta kalıyor. Bakınız diğer kısmı. İlk başlangıç yerimizi üstüne tutuyoruz ve tığımı alıyorum, hemen ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Şöyle bakınız, ilmeğimin içerisinden geçirdim. Tığımın başını doluyorum, hemen şu içeriye aldığım yere geliyorum. Tam çok uzağa gitmeyeyim, şu arasından batıyorum. Bir tane trabzanım örüyorum. Sırasıyla yanına bir daha batıyorum. Her ikisini de örüyorum. Bakınız bir tanesini örmüyorum. Ve bu şekilde birleştirme işlemimi de yapıyorum. Uç noktaya gelerek batıyorum. Şöyle baktığımız zaman trabzanlarımızı her ikisini de kapatacak şekilde örüyoruz. Bakınız buraya düğme dikeceğimiz bölüm. Kabartısız yaptık. Bakın düz 2 trabzan. Şimdi diğer kısımdan örmeye devam ediyorum. İpimi şöyle içerisinden geçiriyorum ve birer birer örelim bakın. Bir, yanına batıyorum. 2, tepeye batıyorum. Yanındaki ve bir sonraki bakınız birer birer trabzanlarımızın içerisine girerek örelim. Atıyorum ve yandan devam ediyorum. Tam tepeye batıyorum ve bir sonraki trabzana batıyorum. Bakınız bir sıra düz bir şekilde örüyoruz. Şöyle yakından bakacak olursak bir tepeye batıyorum, bir yanına, bir tepeye, bir yanına. Şurası geniş olduğu için iki tane battım. Geniş yerlerimizde iki tane batmaktan çekinmeyelim. Burası nihayetinde lastiğimizden eteğe geçişteki düzeni sağladığı için yığma yapmadan ve delik olmasını engelleyerek bir ya da iki trabzan alarak dolduralım. Şimdi tam tepe noktasına gelerek batıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batarak örüyorum. Burada sadece sıramızı dolduruyoruz. Bakınız saymıyoruz kesinlikle. Lastiğimizden gövdeye geçişteki sırayı düzenliyoruz. Sadece düzenleme işlemimizi yapıyoruz. Şöyle düzgünce geçişimizi yapalım. Evet, bir uçtan bir uca birer trabzanlarımızı ördük. Bakınız birer ikişer. Bakınız trabzanlarımızı uygun şekilde örerek doldurduk. Hiç boşluk kalmadan. Şöyle baktığımız zaman. Ve şimdi geçişimi yapıyorum. İlk 3 zincir çektiğim yerin üzerine geliyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Ve bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Dilerseniz kesip dilerseniz kesmeden örebilirsiniz. Ben kesmeyi tercih ediyorum. Her iki ipi sürekli ayırmak istemiyorum. Kesiyorum. Ve sarı ipimi kenara alıyorum. Yeşil ipimle tekrar örgüme başlamak istiyorum. Tabi dilerseniz kesmeyebilirsiniz. Ben kesmek istedim. Özellikle sizlere anlatırken karışmasından da hoşlanmıyorum. Yine aynı yere gelerek batıyorum. Bir tane düğüm atalım ipimize ve başlıyorum. Her iki ipimi şöyle altından götürebilirim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere geliyorum ve batıyorum. 1, 2. Bakın. 2 tane trabzanım oldu. Almıyorum. Kapamadan bekletiyorum. Tekrar tığımın başını 2 defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3 tane trabzanım oldu. 3 trabzanımı tek seferde çekerek kapatıyorum. Ve arada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yuvanın içerisine geliyorum. 2 defa tığımın başını dolayarak yuvaya giriyorum. Ve 1, 2. 2 defa çekiyorum. Tekrar 2 defa tığım başını doluyorum. Yine aynı yere giriyorum ve çiçeğimi örüyorum. 2 defa da çekiyorum. 2 trabzanım oldu. Tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Bakın 1 ve 2'yi çekiyorum. Tekrar 1 ve 2. 3 tane trabzanım, ilmeğim de hazır. Aynı anda çekiyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum. Bakınız çiçeğim kapağında. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra aynı şekilde 3. kez yine buraya batıyorum. Ve buradaki çiçeklerim gibi 3. bir çiçek örüyorum. 1 ve 2. Yuvaya giriyorum. Ve başlıyorum. Bakın 1, 2 aynı anda çekiyorum ikisini. Ve diğer 1, 2, ikisini de aynı anda çekiyorum ve tığımda bekletiyorum. Tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum. 1, 2, aynı yuvaya giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1, 2 bakın. İkisini çekiyorum. Tekrar 1 ve 2 kalıyor. İkisini çekiyorum. 2 trabzanım oldu. Tığımda son ilmeklerini çekmeden bekletiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Yine ikişer ikişer alıyorum. 3 tane çiçeğim oldu bakın. 3 tane trabzanım, 1 tane de örgümü devam ettirdiğim ilmeğim. Toplamda 4 tane ilmeğim tığımda. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. Ve çiçeğimi bakınız çok hoş bir şekilde örerek tamamlıyorum. Tığımın tekrar 2 defa başını doluyorum. 1, 2 trabzan, 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzanımın içerisine gelerek batıyorum. ve başlıyorum 2-2 örmeye. İkisini bir alıyorum, ikisini bir alıyorum ve tığımda bekletiyorum. Tekrar 2 defa tığımın başında oluyorum, aynı yere ikisini bir, ikisini bir alıyorum ve tığımda bekletiyorum. Tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum, aynı yuvaya giriyorum ve 3. trabzanımı örmek için hazırlığımı yapıyorum ve tekrar bakın 2-2 alıyorum, her ikisini bir alıyorum, diğer ikisini bir alıyorum ve tığımda 4 tane ilmeğimi görüyorum. 3 tanesi trabzanımın, birisi de örgümü devam ettirdiğim ilmek. Üçünü tek seferde örerek kapatıyorum ve araya 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 zincirimi çektim, sayıyorum. 1 2 3 ve 4. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 2 defa dolamıştım. 1 2 bekletiyorum. Yine burada ördüğümüz çiçeğimizin aynısını tekrar edeceğiz. 3 defa alıyoruz her bir çiçeğimizi. Bakın 3 tane trabzan örüyoruz, 2 defa başını doluyoruz. Bu 3. trabzanımız. 3 tane trabzanım olunca tek seferde çekip kapatıyorum ve arasına 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 defa başını doluyorum. 1. çiçeğimi ördüm, 2. çiçeğimi aynı yere batıyorum. 1 2 bekletiyorum. Tekrar 2. trabzanımı örüyorum. 1 2 defa alıyorum. 3. trabzanımı örüyorum. 1 2 Üçünü aynı anda çekiyorum. Hemen 5 tane zincir ilavesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve aynı yuvaya 2 defa başını doluyorum. 3. çiçeğimi yapmak için giriyorum. Tekrar 2 defa ve 3. çiçeğimi örüyorum. 1, 2. Üçünü aynı anda çekiyorum tek seferde ve kapatıyorum ve 3. çiçeğimi yerleştirmiş oldum. Şimdi 4. çiçeğimiz için 2 defa başını dolayalım ve sayalım. 1, 2, 3 ve 4 ve bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Çiçeklerimizi yerleştirerek 1. sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi en son çiçeğimi kapadım. Bir tane zincir çekiyorum. Bakınız hepsini çektikten sonra sağlamlaştırmak için ve diğer başlangıçtaki çiçeğimin tam orta yerine, yani zincirimin olduğu yere geliyorum. Şu şekilde birleştiriyorum. Yine bir tane zincir çekip sağlamlaştırıp makasımızla kesiyorum. Evet, 1. sıramızı bu şekilde tamamladım. Yeşil rengimizde çiçeklerimizi 3 tane trabzan atlayıp 4. trabzanımıza battık ve bu şekilde sırayla bakınız üçerli üçerli gruplarımızı güzelce yerleştirdik. Her 3 trabzanımızı örmek için 2 defa başını doladık ve 2'şer defa da çektik. Üçünü aynı anda kapadık. 5 zincirimizi çektik. Diğer trabzanımızı da aynı şekilde 2 defa tığımızın başını dolayarak 2 defa da çekip üçünü aynı anda kapadık. Aralara 5'er zincirimizi çekerek her grubumuzu 3 tane çiçek yaprağından oluşturduk. Şimdi dilerseniz ipimizi kopartmaya da bilirsiniz ama hani zorluk çekmeyelim diye ben koparmayı tercih ettim. Koparmaktan taraftarım. Şimdi ipime, sarı ipimi bağlıyorum ve örmeye başlıyorum. Şöyle bir tane düğüm attığımız zaman ipimiz bağlanmış oluyor. Tam 2 tane çiçeğin ortasına gelelim, altından alalım, şöyle batalım. Altından geçerek aldım ve battım. Tığımın başını doluyorum. 5 tane zincir çektiğim yere 1 2 3 4 5 tane trabzanımı örüyorum. Ortadaki çiçeğimin tepesine kadar geliyorum. Bakınız 5 tane trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın tekrar başını dolayarak diğer 5 zincirin olduğu bölüme geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 trabzanımı ördükten sonra diğer çiçeğime geçmeye hazırım ama ondan öncesinde 2 çiçeğimin arasına bakınız başını dolamadan direkt geliyorum ve batıyorum. bir tane sık iğnemi örüyorum. Her iki çiçeğim arasına tam altından dolaşıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 5 tane zincirimin içerisine 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Tam tepe noktasının olduğu yerdeyim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın tekrar başını dolayarak diğer 5 zincirin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı ördükten sonra hemen 2 tane çiçeğimin arasındaki bölüme geçiyorum. Altından kavrayacak şekilde giriyorum. Bakınız tam altından bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar zincirimin içerisine diğer çiçeğime geçiyorum. Diğer çiçeğime geçişimde 5 tane trabzan. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördükten sonra tam ortadaki çiçeğimin tepesine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer 5 zincirin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımdan sonra her iki çiçeğin arasını alttan kavrayarak bir tane sık iğnemi örüyorum ve bir uçtan diğer uca kadar, yani başlangıç noktama kadar 5 trabzan, 3 zincir, 5 trabzan. Zincirlerimizin içerisine 5'er trabzanımızı örelim. Araya birer sık iğnemizi örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, yeşil çiçeklerimizin üzerine sarı uygulamamızı da yaptık. Trabzanlarımıza bakınız. Tam ortaya 3 tane zincir ve 5'er trabzan, araya ise sık iğne ile battım. Ve en son birleştirme yerimize geldim. Başlangıç noktasına bakınız. Batarak başlamıştım. Hemen sık iğnemin üzerine geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum. Tekrar yeşil çiçeklerimizi uygulamak için hazırız. Sarı ipimi kenara alıyorum. Ve yeşil ipime düğümümü atıyorum. Ve aynı işlemlerimizi artık tekrar etmeye başlıyoruz. Dilediğiniz her yerden başlayabilirsiniz. İlla oradan ipi kestiğimiz yerden başlamanız gerekmiyor. Nereden isterseniz. Şimdi ortadan bakınız başlıyorum. Giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum ve aynı işlemlerimi yapıyorum. İkişer ikişer alıyorum. Tığımda bekletiyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. 1 ve 2. Üçünü aynı anda çekiyorum. 5 tane zincirimi ilave ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum. Alttaki yapmış olduğum işlemimin aynısını tekrar ediyorum. Sadece burada 3 tane zincirimin içerisine yapıyorum. Farkımız o. 2 defa başını doluyorum. 1 ve 2. İkişer ikişer alıyorum. 3 trabzanım olduğu zaman tek sefer çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 defa başını doluyorum tığımın ve aynı yere girerek 3. grubumu örmeye başlıyorum. 2 defa doluyorum. 1 ve 2. 2 defa tekrar 1 ve 2. Tek seferde kapatıyorum ve birinci çiçeğimi bu şekilde oluşturdum. İkinci sıramızın ilk çiçeği. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Ve yeniden çiçeğimi yapmaya başlıyorum. 2 defa doluyorum. Ve alıyorum. 1, 2. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine 2 defa başını doluyorum tığımın. İkişer ikişer örüyorum. Üçüncü kez 1, 2. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1, 2. Tekrar 1, 2. Ve tekrar üçüncüyü örüyorum. ve tek seferde çekerek kapatıyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum bu şekilde. Evet, bakınız çiçeklerimizi çok güzel ördük. Şimdi başlangıç noktamıza kadar örelim. Daha sonrasında üzerine sarı 5 trabzan ve 3 zincirlerini örerek eteğimiz dilediğimiz ölçüye gelene kadar büyütelim. Evet, eteğimizi örerek ben ilerledim. Bakınız çok güzel bir etek oldu. 1, 2, 3 sıramızı çiçek kısmını yeşilden yaptık ve uçlarındaki dolgu kısmını, trabzan kısmını ise sarıdan birlikte çalıştık. Bakınız 4. çiçeğimizde ise diğer uçların buradaki daha önceki sıralarda sarıyla çalıştığımız kısmı da aynen yeşille çalışmaya devam ettim. Son 2 sıramızı ise tamamen sarı olarak ördüm ve eteğimi bu şekilde büyüttüm. Yani yeterli uzunluğa geldi. En son sıramızı şimdi örmeye başladık. En son sıramızda ise sadece bir fark yaptık. 6 tane trabzan, ortadaki 3 zincir çekmiş olduğumuz tepeye de gelerek bir tane trabzanımızı ördük. Diğer kenarına 6 trabzan ve araya da birer trabzan örerek en son sıramızı da bu şekilde çalıştık. Şöyle bakalım, bakınız eteğimizin uç kısmı. Son kısmı sizlerle birlikte çalışalım. 2 tane çiçeğimizi bırakmıştım. Bakınız hiç farklı işlem yok. Buradaki yaptığımız 2 ayrı renkten olan işlemi 4. çiçeğimizde tamamını aynı renkten çalıştım ve artırma ve eksiltme asla yapmadık. Burada bel kısmında zaten yeteri sıklıkta başladığımız için eteğimiz büyüdükçe kendiliğinden açılmakta. Bakınız üst kısma yığılmakta olurken, yani yığılma gibi şeklinde dururken aşağıya doğru açılmakta. İleri sıralarda hiçbir şekilde artış yapmadık. Aynı sayılarımızla örmeye devam ettik. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sıra çiçeğimizi tamamladıktan sonra eteğimiz istediğimiz yeterli uzunluğa geldi. Tabi öreceğimiz yaş grubundaki çocuklarımız için daha da uzatabiliriz. Bu eteğimiz 1-1,5 yaşlarında, hatta yani uygun olursa çocuklarımızın kilo farkı olduğu için 2 yaşına kadar giyer. Bir de giydirmek istediğimiz uzunlukta etken olduğu için tabi ölçümüz bu şekilde. Daha büyük yaşlarda öreceksek belimizden büyük başlayarak, daha sonrasında ise etek boyunu dilediğimiz kadar çiçek çalışmamızı devam ettirerek yapabiliriz. Şimdi eteğimizin düz trabzan kısmını sizlerle birlikte çalışalım. Her 2 çiçek arasına bir tane trabzanımızı ördük. Bakınız ikili trabzan. Tığımın tekrar başını doluyorum. Hemen 5 zincirimin içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanımı örüyorum ve tam trabzanımın ortadaki çiçeğimin birleşme noktasına geliyorum. Bir tane trabzan da buraya örüyorum. Ve diğer, bakın tam tepe noktasına 3 tane zincir çektiğimiz noktaya bir trabzanımızı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer 5 tane zincirin olduğu bölüme 6 tane trabzanımı örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Her 2 çiçeğimin arasındaki olan bölümüme tığımın başını doluyorum. Bir tane altından şöyle kavrayarak bir trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 5 tane zincirimin olduğu yere geliyorum ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane trabzanımı örüyorum. Tam tepe noktasına geliyorum. Bir tane trabzanımı da tepe noktamdan örüyorum ve diğer 5 tane zincirimin olduğu yere gelerek 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Aradaki noktaya geliyorum. Her 2 çiçeğimin arasına bir tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer sıradaki ilk trabzanımın üzerine gelerek, bakın ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Ve bir tane zincir çekip sağlamlaştırdıktan sonra makasımızla kesiyorum. Kestiğimiz ipimizi hemen sıkıştırıyoruz ve içe doğru gizlemeye başlıyoruz. şekilde gizleme işlemimizi de yapalım ve eteğimizin düğmesi ve lastik kısmının olduğu bölüme geçelim. Evet, bakınız eteğimiz gayet şık, çok güzel bir etek oldu. Şöyle cıvıl cıvıl, şöyle görecek olursak bakınız. Evet, şimdi bel kısmına geçelim. Üstteki olan bölümden örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum ipime, tığıma ve en alttan başlıyorum. Batıyorum ve sabitleştiriyorum. Yanına bir tane örüyorum sık iğne ve başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 3. trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum ve diğer trabzanımın üzerine sık iğne ile devam ediyorum. Burası ilk çalışmamızın olduğu yer. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 yukarıya doğru gelerek batıyorum. Hemen yandaki yere gelerek batıyorum. 2 tane iliğimizi zincirimizle açmış olduk. Yani 2 tane düğme yapmak istiyorum ben. 2 düğme yeterli olacağı için, tabi siz çok düğme seviyorsanız daha sık da hemen 1-2 tane sık iğne yapıp zincirimizi çekip iliklerimizi açmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bel kısmına geçelim. Bel kısmında 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Hemen zincir çekmiş olduğum yere batıyorum ve ileriye doğru gidiyorum. Bir trabzan ileriye geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Batmış olduğum yerin hemen ardına giriyorum. 3 zincirimi ve içinden geçiyorum. Tekrar bir sonraki trabzanımın olduğu bölüme geliyorum. Batıyorum. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Hemen batmış olduğum yerin bu küçük gözün içerisine, yani ardına giriyorum ve geçiyorum. Tekrar bir sonraki trabzanımın içerisine batıyorum. 1, 2, 3. Battığım yerin ardına giriyorum ve birleştiriyorum. Tekrar bir ileri trabzana, 1 2 3 ardına batıyorum. Bir sonraki trabzana gelerek batıyorum. 1 2 3 zincirimi çekip hemen battığım yerin ardına şu şekilde giriyorum. İpimi alıp kapatıyorum. Tekrar bakın batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Ardından giriyorum, ipimi geçiriyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde lastik kısmımızın tamamen her bir trabzanın üzerine bu şekilde kirpiklerimizi yapalım ve buradaki düğme dikeceğimiz yere kadar aynı işlemlerimizi tekrar edip gelelim. Evet sevgili arkadaşlar, 2 tane düğmemi de diktikten sonra eteğim kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle görelim bakınız eteğimizi. Çok şık, güzel bir etek çalışması oldu. Umarım sizler de eteğimizi beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.